Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Bugün altyapımızda neler oluyor? Altyapıdan son bilgileri sizlere aktarmak için bu videoyu geç çekiyorum. Altyapıdaki dosyamızın ikinci sayfasını aralamadan hemen önce kanalımıza abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet, aziz dostlar, altyapı dosyamızla alakalı ilk sayfayı, ilk videomuzu şu anda kartlara bırakacağım. Videonun açıklamalar bölümünde de bulabilirsiniz. Dolayısıyla onu izlemediyseniz eğer önce o videoyu izleyip daha sonra buraya gelirseniz de ayrıca sevinirim. Altyapıda peki neler oluyor? Her şeyden önce maalesef ve maalesef üzülerek söylemeliyim ki U19 ligleri pandemi nedeniyle Ocak ayına ertelenmişti daha önce biliyorsunuz. Bunu açıklamıştık. Fakat maalesef ve maalesef Ocak ayında dahi FB TV'den hafta sonları U19 takımımızı izleyemedik. Çünkü bir kez daha ertelendi. Mart ayının ortasına kadar bir kez daha ertelendi. Maalesef ve maalesef yaklaşık bir ay kadar daha kesin olarak ayrı kalacağız altyapı ekibimizden. Hal böyle olunca da A takımdaki birçok genç oyuncuyla da kiralık olarak yollarımızı ayırmak gerekti açıkçası. Yaşları nispeten daha büyük olan ve bunların içinde Melih Bostan bir istisna ki kendisi A takımla idman yapmıyordu ama bazı oyuncularımızla kiralık olarak yollarımızı ayırdık. Gelişimlerinin sekteye uğramaması adına hemen onlarla alakalı hızlıca bilgileri vereceğim. Mesela benim çokça yazdığım, iddia ediyorum FB avukatı hesabımı açtığım günden beri yazmadığım, ismini yazmadığım, kendinden olumlu bir şekilde bahsetmediğim tek bir ay dahi olmasın. Gürkan Başkan, stoper, bugün hala 18 yaşında, 19 olacak az kaldı. Mart 2002 doğumlu oyuncumuzu Muğla Spor'a, 3. lige Barış Sungur'un yanına kiraladık. Nitekim ilk kariyerinin ilk profesyonel maçına da orada çıktı. Muğla Spor profil olarak oldukça talihsiz bir profil olduğunu daha önce Barış Sungur videomuzda bahsetmiştik. Muğla Spor'la alakalı detay bilgiler verdiğimiz Barış Sungur'un kiralık raporunu sunduğumuz videomuzda. Fakat buna rağmen Gürkan Başkan'ın çıktığı ilk müsabakada gayet ortalamanın üzerine bir performansla başarılı olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Hemen hızlıca Melih Bostan diyelim. Kendisi bütün altyapımızdaki potansiyeli belki en yüksek isim. Açık konuşmak gerekirse ve sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bağıra bağıra yine söylüyoruz. Bir an evvel işi sonuna asla bırakmadan Melih Bostan ile alakalı uzun vadeli bir sözleşme imzalamalıyız. Ve önümüzdeki sezon A takımda dahi kim bilir belki de görev alması gerekecek. Belki de üçlü santrafor rotasyonunu belki de kendisine vermemiz gerekecek bir oyuncu kim bilir bilemiyorum. Belki de U19 takımında A takımla kulübede dahi olmadığı senaryolarda U19'da oynayıp sonrasında yani bir şekilde takıma monte etmenin yollarının aranması gereken bir oyuncu hiç kuşkusuz. En kötü senaryoda dahi oynayabileceği bir yere kiralanma formülü üzerinden Ömer Faruk Beyaz'ı ikna edemediğimiz ve Ömer Faruk'u yegane eleştirdiğim konu olan bir şekilde ikna edip sonrasında Fenerbahçe'ye daha hazır dönmesini sağlayacağımız ama muhakkak kendisinden kısa veya orta vadede en geç orta vadede faydalanmamız gereken bir oyuncu. Zira kendisi Nisan 2005 doğumlu. 16 yaşını doldurup 17 yaşından günler haftalar alacak az kaldı. Kendisi Serik Belediye'ye Mahsun Çapkan'a ki Rize Spor'a geri satın alma opsiyonuyla beraber vermiştik Mahsun Çapkan'ı. Onlar da kendisini Serik Belediye'ye kiraladılar daha fazla oynaması açısından. Ki orada gerçekten o gayet ortalama, ortalamanın üzerinde iyi diyebileceğimiz bir sezon geçiriyor Mahsun ama oraya da artık Melih'imize de iyi bakmasını, abilik yapmasını rica ediyoruz kendisinden. Eyüp Akçan diyelim kendisini geleceğin İrfan Can Kahvecisi olabilir dahi dedim kendisi için çünkü potansiyeline inanıyorum. Daha önce de söylediğim gibi Melih Bostanlar, Arda Güler'ler, Ömer Faruk Beyazları bir tarafa bırakacak olursak bütün altyapımızda işte Emir Miray Köksal'larla beraber, Oğuz Kağan Güçtekin, Gürkan Başkanlar'la beraber potansiyeli en yüksek olan birkaç isimden biri geliyor. Birkaç isimden biri kendisi Eyüp Akçan. Tarsus İdman Yurdu'na ikinci lige kiraladık. Mayıs 2002'li oyuncum, özür diliyorum. Şubat 2002 doğumlu Eyüp Akçan. Doğum günü olduğu bugünlerde kendisi artık 19 yaşını doldurdu.
20 yaşından günler dahi, haftalar dahi alıyor, alacak. Dolayısıyla Mart ayından sonra başlayacak U19 liginde artık oynamasından ziyade bir yere kiralamamız her anlamda iyi oldu. Belki sezon başında bunu yapmalıydık. Yine söylüyorum, 18-19 yaşındaki bir oyuncu artık U19'da kesinlikle gelişimine devam edemez. Gelişimi devam edemez. Overall ratingi artamaz. Yani üzerine katamaz. Devam edemez asla yaşı gereği. 16-17 yaşlarındaysanız, 17 yaşındaysanız mesela gelişiminiz devam edebilir. 18 ve üstüyseniz artık, ki 20'den sonrasını asla kabul etmiyorum. Okan Turp örneğinde olduğu gibi. Fakat 18-19 yaşındaysanız da en iyi senaryoda dahi devamlı oynayıp hatta harikalar yaratmanız gerekir ki duruma göre gelişiminiz sekteye uğramadı diyelim. En azından geri gitmediniz diyelim vesaire vesaire. Orada iki maça da çıktı Eyüp. İyi gidiyor, nazar değmesin diyelim. Ve Gülhan Üreyen diyelim. Mayıs 2002 doğumlu. Eyüp'ten de 3,5 ay kadar, Mayıs'ın da sonunda doğdu kendisi. Mayıs 2002 doğumlu Gülhan Üreyen. Henüz 18 yaşında, geçtiğimiz sezon U19'da ki en skorer oyuncumuzdu kendisi. Fizik olarak bazı eksiklikleri var açıkçası. Bir gün Gülhan üzerine de video yaptığımız zaman inşallah sırası geldi, detaylara gireceğim ama bitiriciliği ve oyun zekası yüksek bir oyuncu aslında. Bir anlamda Semih Şen Türkiye'de benzetmiyor değilim. Bazı özellikleri, bazı meziyetleri ve defoları itibariyle genç Semih'e de benzetmiyor değilim kendisini. İnegöl Spor'a 2. lige kiraladık. Geçtiğimiz hafta kadrodaydı fakat oyuna dahil olmadı. Umuyorum ve diliyorum bu hafta süre alır ve sonrasında da inşallah 11 oynamaya, goller atmaya devam eder diye ümit ediyorum. Ve son olarak altyapı dosyamızla alakalı, altyapıda neler oluyor diye şunu söyleyebiliriz. Takımda kalan, A takımda kalan iki genç oyuncumuz var. Birisi Uğur Kağan Yıldız. Saydığım bu isimlerin tamamından, Melih Bosan hariç tamamından genç olan Uğur Kağan Yıldız ve Fatih Yiğit Şanlı Türk. Fatih de geçtiğimiz ay 18 oldu. Uğur Kağan Ağustos doğumlu, Ağustos 2002 doğumlu. Dolayısıyla bu ikisi inşallah Mart ayındaki U19 ligleri inşallah açılırsa orada kendilerini izlemek için çok sabırsızlanıyorum artık. Çok özledim. İnanın bir yıl oldu artık. Evet. Öyle zannediyorum ki Şubat sonu veya Mart başıydı. En son U19 takımımızın maçını izleyeli. Çok oldu gerçekten. Bir yıl oldu. İlk defa bu kadar ayrı kaldık kendilerinden. Çok sabırsızlanıyoruz. Altyapıdaki diğer bir gelişme ise Arda Güler meselesi. Arda Güler ile kendisiyle 2,5 yıllık mukavele imzaladık. 2023 Haziran'a kadar kontratı var bizimle. Kendisi kontratının son senesinde Ömer Faruk Beyaz'la aynı yaşta olacak belki ama ki aynı mevkinin oyuncusu ve Ömer Faruk'tan inanın bana sadece ve sadece bir tık daha aşağıda bir potansiyele sahip. Melih Bosan'la beraber en çok beklentimizin olduğu, daha çok beklentimiz olduğu kimse yok. En çok beklentimizin olduğu iki oyuncu potansiyelleri itibariyle. Umuyorum, diliyorum bunları karşılayacaklar kısa ve orta vadede. O 2,5 yıllık sözleşmeden birçoğunuz haberdarsınız ama şunu da belirtmek isterim ki kendisi Şubat 2006 doğumlu olduğu için umuyorum, diliyorum o zamana kadar Fenerbahçe camiasının da, yönetiminde inanıyorum ki bir vizyon var ama komple camiasının da en tepesinden en aşağısına kadar bu vizyona sahip olup gençlerle alakalı daha cesur ve daha pozitif kararlar almak noktasında birleşiriz diye ümit ediyorum. Hem öyle bir şansı olur diye ümit ediyorum. Hem mali ve ekonomik sebepler, kim bilir belki o süreçte yapılandırmayı imzalamış ve ekonomik temerrütlerin içinde bulunmuş olacağız. Dolayısıyla çok daha önemli ve ciddi bu anlamda kararlar almamız gerekecek. Yani onlara yol açılacak belki. Ve belki de inşallah oyuncu da çok daha bilinçli olacaktır. İnanıyorum ki çok iyi, çok çok iyi bir Fenerbahçeli Arda Güler. Ömer Faruk Beyaz da Fenerbahçe taraftarıydı hiç kuşkusuz. Ama Arda Güler'i, Fenerbahçeli'ni daha fazla yansıttığını, bizlere hissettirdiğini açıkçası söylemem gerekiyor. Bu çok mu önemli? Açıkçası çok önemli değil. Sahadaki oynanan futbol performans elbette ki önemlidir. İsterse Fenerbahçe'yi tutmasın. Armaya olan sevda sizde bende var tabii ki. Yabancı futbolcular Fenerbahçe'yi tutuyor mesela. Oraya girmeyeyim ama inanıyorum ki Fenerbahçe ile mukavele imzalama noktasında daha bir iştahlı ve arzulu olacağına inanıyorum. Yoksa onun da çok potansiyeli olduğunu ve peşinden muhakkak birilerinin koşacağını yabancı takımlar dahil biliyorum. Ama ümit ediyorum, inanmak istiyorum ki Arda Güler'le
yeni ve daha uzun vadeli kontrat imzalayacağız ve inşallah kendisinden performans beklentimiz karşılanacak ve bonservis beklentimiz karşılanacak diye ümit ediyorum. Ve tabii 6 ayda kendisinden daha büyük olacağının o süreçte, çünkü Şubat doğumlu. Ömer Ağustos'un da sonunda 29 Ağustos doğumlu. 6-6,5 aylık bir fark var ki o yaşlarda inanın bana 6 ayın bile önemi oluyor fiziksel olarak da. Ve son olarak son mevzumuz Samandıra'ya taşınma mevzusu. Azizler, ben yönetimimizle her anlamda gurur duyuyorum. Uzun süredir majör bir hata yaptıklarına nacizane hiç inanmıyorum. Genel olarak hep doğru, mantıklı, makul, anlaşılabilir adımlar atıyorlar hemen hemen her alanda. Fakat şunu da söylemeliyim. U17 ve U19 takımlarımızın Samandıra'ya taşınması bana göre devrim niteliğinde bir hareket. Bana göre devrim niteliğinde bir hareket. İnşallah ve inşallah bu bir an evvel nihayete erer. Dünyanın en iyi altyapıları böyle. Johan Cruyff Ajax'ından beri bu böyle. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir şey. Bugün Türkiye'de böyle olan bir Bursaspor var. Ankara'da zannediyorum böyle bir tesis var Gençler Birliği adına. Başka da açıkçası yok ama Trabzon'un da ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ve şimdi Antalya gençler konusuna, gençlik aşısı konusunda ne kadar başarılı görüyoruz. Bu konuda biraz daha başarılı ve cüretkar olabilmemiz için bu adım bana göre çok çok önemli. Henüz net bir gelişme yok. İnşaat süreci inşallah başladı veya başlıyor diyelim. Bununla alakalı gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Umuyorum ve diliyorum, inanın bana o çocukların, o gençlerin A takımla beraber veya A takımla aynı tesiste idman yapması, onlarla aynı anda entegre bir şekilde idman yapmaları ve bir gün ben de orada olacağım hissiyatının işlenmesi inanın bana çok ama çok çok önemli. Aziz dostlar, bugün videomuzu burada noktalıyoruz. Altyapı dosyamızın ikinci sayfasını araladık. Umuyorum, diliyorum gelişmeler devam ettikçe videolar gelecek. İnanın bana altyapılarda çok çok değerli oyuncularımız var. Her biriyle ilgili bilgilendirmeler gelecek. Gün gelecek. U13, U14, U16, U17, U15. Sadece U19 değil. Hemen hepsiyle ilgili oyuncular. Oradaki oyuncularla ilgili. Oradaki oyuncuları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Fakat şu an maçlar dahi oynanmıyor. Dediğim gibi bir yıldır hiçbirini izleyemiyorum. Birçok ismi biliyorum. Mesela U14'teki en potansiyel oyuncumuz Yusuf Gülsoy idi geçen sezon. Ama dediğim gibi onlarla alakalı da videolar gelecek ama hepsi zaman istiyor maalesef. Fakat bunun bilgilendirmesini, bunun müjdesini de yapmış olayım. Birçok gencimizle alakalı videolar gelecek. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoş kalın, hoşça kalın.